Herkese merhaba. Güzelin ve güzelliğin peşinde koşmaya devam ediyorum. Bugün kitaplarını severek okuduğumuz, televizyon dünyasından severek takip ettiğimiz Yaşam Atölyesi'nin dolup taşan sevilen ismi Aret Vartanyan'la birlikteyim. Nasılsın? Gayet iyiyim. Biz de seni gayet iyi görüyoruz. Merakla soruları bekliyorum. Ya vallahi bak bir şeyi gerçekten ben çok merak ediyorum. Evet, bir şeyi gerçekten çok merak ediyorum. Şimdi hep böyle estetik ve güzellik olduğu için işimiz, senin de danışanların hep kadın diye düşünüyorum. Çoğunluk kadın. Şimdi şöyle bir olgu var. Şimdi ben kendim için süsleniyorum, kendim için yapıyorum şekerim. Gerçekten mi falan? Buna inanmıyorum ben. Böyle bir şey var mı? Ben gerçekten kendi için mi ya? Kendim için ayrı bir şey ama kadın için hazırlanıyor. Kadın kadına güzel olmak istiyor değil. Hemcins için değil. Aslında karşı cinsi kaldırdığın zaman azalacaktır o güzellik arayışı. İlk seçilebilir olmak. Yani o benim çevremde, örneğin 8 tane hanımefendiyiz biz. Ama ben hepsinden daha güzel ve daha çekici olduğumda ilk seçilebilen olanım aynı zamanda. Hep böyle bir hırs. Bir de bu kötü bir şey değil yani aslında. Erkekte de aynı şey var çünkü. O güvercin hikayesinde olduğu gibi erkeklerde de aynı rekabet var sonuçta. Ama zaten karşı cinsi kaldırdığın zaman kozmetik, tekstil, bütün sektörler için ne olur? Orası ayrı bir hikaye. Ya şimdi evet, son zamanlarda erkekler de çok fazla böyle bir kendine fazlaca bakıyorlar. Çok böyle her türlü, her yönden bakıyorlar. Şimdi eskiden bakım kadınlar içindi. Şimdi erkekler bile oturuyorum gençlik aşılarını yaptırıyor, dolguları, botoksları, her şeyleri var yani. Öyle değil mi? Öyle. Ama ne yapacaksın? Yani sonuçta rekabet arttıkça. Ama hep ne diyeceğiz tabii ki? İnsan olduğu gibi güzel diyeceğiz. Ama eğer, bence burada hep ayarında kullanmak önemli. Yani sonuçta eğer yaşlanmayı azaltmak istiyorsan, eğer daha sağlıklı olmak istiyorsan, rütüşleri düzeltiyorsan evet. Ama herkesin aynı surata sahip olması, herkesin aynı şeyi yapması, aynı kıyafeti giymesi gibi bir süre sonra özgünlüğü kaybettiriyor. Bence özgünlük çok değerli. Peki, kusursuz güzellik de yok. Evet. Şimdi şöyle, kesinlikle bence bir kusur olması lazım. Böyle bir dikkat çekebilmek için, kendini böyle bir ayırt edebilmek için. Danışanlarında şunu fark ediyor musun ya? Ben gerçekten bunu hep sorguluyorum. Şimdi bize gelen insanlar, özellikle bana gelen insanlar ya sevgililerinden ayrıldıklarında ya eşlerinden ayrıldıklarında böyle bir güzelleşme çabasına giriyorlar. Ama şunu da yapıyorlar. İşte dudağım böyle olsun, yanağım şöyle olsun. Hep böyle bir başkasına benzeme edasıyla geliyorlar. Sence bunun altında yatan ne? Yani ben... Bence bütün konularda genellemelere çok sıcak bakmam. Öyle yapan da vardır, öyle yapmayan da vardır. Ama böyle davranlar için baktığımızda orada şu var. O ayrılık sebebi genelde eğer aldatmaysa, aldatma içerikliyse, o zaman ben kendimi suçluyorum. Benim şuyum eksikti, buyum eksikti. Hatta çok merak ediyoruz. Kimle aldattı acaba eşim beni? Ve hani benden güzel miydi, zayıf mıydı, daha uzun muydu, nesi farklıydı diye. Ve o zaman da ben bir kendime geleyim deyip, bence o bir... O anki travmanın yarattığı bir sonuç aynı zamanda. Evet. Ki kendinizi kıyasladığınız sürece zaten o zaman geçiyorsunuz işte. Birinin fotoğrafını getirip ben bu olmak istiyorum. Yani Lucifer dizisinde ben de Lucifer Morningstar olmak istiyorum demem gibi bir şey o. Ve olmuyor. Yani bence estetisinin alanına girdiğin zaman kişiye özgün yapılmalı hepsi. Yoksa tabii ki hepimiz beğenilmek istiyoruz. Kim diyebilir ki ben beğenilmek istemiyorum? Ama günün sonunda aynanın karşısında barışık olup olmaman her şeyi değiştiriyor. İşte önemli olan bu. Kendinle. Son zamanlarda estetik olgulara çok fazla bir düşkünlük var. Bunun sence altında yatan sebep, yani yaptırdıktan sonra da mutlu olmuyorlar. Ben bunu çok fazla görüyorum. Gerçekten yapılıyor ama mutlu değil. Ama kadına bakıyorsun gerçekten çok güzel. Niye yaptırdım? Evet. Şimdi bu niye yaptırdığım kısmı şunun için önemli. Bu niye yaşıyorum gibi. Eğer ben bunu en iyi halime gitmek için yapıyorsam, diğerlerinden daha güzel olmak için yapıyorsam, kıyasta, rekabette öne geçmek için yapıyorsam zaten bunun sonu yok. Tıpkı işte olmadığı gibi, maddiyatta olmadığı gibi. Yani kendimde bir şeyleri düzeltmek, hani kendime daha barışık olmak için değil. Aslında beğeni sayısı bile şu anda bir kriter. Yani sosyal mecralardaki beğeni sayısı bir fotoğrafı koyduğunda, hatta oradaki efektlere baktığın zaman da bayağı makyaj oturtuyor artık. Bazen hanımefendilerle fotoğraf çektirdiğimde o filtre olduğu için ben de böyle bayağı allıklı, kirpikli falan çıkıyorum. Dolayısıyla aslında avatarlarımızla yaşamaya başladık o noktada. Bunun sonu yok. Çünkü ben kendime barışık değilim. Kendime yetmiyorum ve zannediyorum ki işte dudağımın dolgusunu yaptığımda daha çok kendimle barışacağım. Barış içeriden başlar. Yani kendimizle barışımız içeriden başlayacak. Güzellik için onu diyemeyebilirim, şunun için diyemeyebilirim. Elbette ki o kusurlar düzeltilebilir. Ama senin gözünün feri yoksa, gözün sevgisiz bakıyorsa o güzellik de donuk bir güzellik olur. O da geçmişten geliyor herhalde. Aileden bence. Yani geçmişe döndüğümüzde
temel taşlar orada başlıyor. Tabii. Bozuk oldu. Yani birçoğumuzun aslında yaşadığı hayatındaki paternler, yollar hepsi aileden geliyor zaten. Kimileri bunu kırabiliyor, kimileri kırmıyor. Kimilerinin kırması gerekmesi halde kırmadığı için çok acılar çekiyor. Kimisinin kırmasına gerek yok. O paternle yaşamaya devam edebiliyor ama temele indiğinde çocuklukla başlıyor. Her şey karakter orada oturmaya başlıyor. Evet. 0-3 hatta. Şimdi ben şöyle örnek vereyim sana. Instagram sosyal medyadan konu açıldı. Son zamanlarda en çok vaktimizi alan şeylerden bir tanesi sosyal medya. Baktığımda sosyal medyanın genelini herkes böyle bir yarış halinde. Mutsuz. Ve baktıkça daha da mutsuz oluyorsun. Eskiden ufacık şeylerle mutlu olmayı biliyorduk ama şu anda hiç yok. Ve bu ilişkileri de zedeliyor. Yani Instagram'da mesela depresif hallerimizi koymuyoruz ya da üzgün hallerimizi kaç kişi üzgün halini koyuyordur. Herkes en iyi hali koyuyor. Hatta evet. Bir yemekte bile orada aslında gergin bir ortam var veya orada iyi değil o atmosferimiz ya da birbirimizle ilişkimiz iyi değil ama o selfie'ye döndüğümüz anda herkesin 32 dişi birden gözükmeye başlıyor. O kamera kapandığı anda herkes normale dönüyor. Yeniden o eski asık surat geliyor yerine. Ve bu şunu getiriyor bize, ya ben bir şey yanlış yapıyorum. Herkes mutlu, ben mutsuzum. Ya da herkes istediklerini gerçekleştirebiliyor. Hayır, bu tuzağa düşmeyin. Ve evet, yurt dışında özellikle uzak doğuda sosyal medya yüzünden intihar oranlarının ne kadar yükseldiğini biliyoruz. Gencecik insanların beyin sayısı daha az olduğu için ya da beyin sayısını arttırabilmek için saçma sapan şeyler yapılmaya başlanıyor. Gerçekten öyle, özellikle de yani yeni çıkan mecralara baktığınız zaman sırf o beyin sayısını arttırmak için insanların ciddi anlamda psikolojik travma yaşadığını söyleyebilirim. Ama öze döndüğümüzde, insana döndüğümüzde sonuçta hepimizin aradığı aslında gerçekten o sıcak dokunuş, gerçekten değerli olduğumuzu hissetmek. Beyin sayısıyla değerli olmuyorsun. Ya da gazetenin magazin sayfasında daha büyük fotoğrafın çıktığında değerli olmuyorsun. Önemli olabilirsin ama değerli olmuyorsun. Eğer öyle olsaydı o zaman hepimizin, hani büyük çoğunluk adına konuşuyorsak eğer, imrendiği, yerinde olmak istediği insanların ne benimle, ne bir psikologla, ne bir psikiyatra çalışmaması gerekirdi ama öyle değil. Ya da o zaman o insanların, yani varlıklı insanların, ünlü insanların hep mutlu olması gerekirdi ama o da öyle değil. Hiçbir şey ama hiçbir şey içimizdeki boşluğu doldurmuyor çünkü. Ve onu doldurabilecek bir materyal ya da bir başka kişi yok. Kendi yolculuğumuzdan kaçmak için sığındığımız zaman biz, bu sosyal mecralar da olabilir, gereksiz dedikodu yapmak da olabilir. Çünkü kaçmaya çalışıyorum, sürekli eleştirebilirim, sürekli gömebilirim dünyayı, hayatı. Etrafımdaki insanların enerjisini vampir gibi yemebilirim. Ama hepsinin kaynağı aslında kendimle kalmak. Peki ne zaman akışını bırakacağız? Nasıl yapacağız bunu? Yaşam yaşayarak öğrenilir. Hep söylüyorum, her programda söylüyorum. Önce şuradan başlayacağız. Ben olduğum gibi değerliyim kısmından başlayacağız. Çünkü bu saydığımız her şey günün sonunda neden ben işte estetik yaptırıyorum? Eğer birileri beni daha çok beğensin diye yaptırıyorsam bu yanlış olan. Çünkü o zaman ne olacak? Demek ki beni böyle güzel bulmuyorlar. Beni böyle sevmiyorlar. Bana böyle değer vermiyorlar. Ya da bir kıyafeti aldığımda, bir davranış, konuşma tarzım, konuştuklarım, eğer sürekli etrafındaki insanların beni sevmesi içinse, insanlar aman beni sevsin, bak beğensinler, ne kadar güzelim vesaire diye hep dışarıya yapıyorum. Ve benim o zaman beğenilmem, değerli olmam hep dışarıdan gelen yorumlara bağlı. Bunun sonu yok ve bu ebedi mutsuzluk. Çünkü o insanlar sana o desteği çektiği anda bittin. Bitti, evet. O yüzden de önce kendimize barışmak dilemenin sebebi o. Niye yaşıyorum? Nereye gidiyorum? Bu sorudan kaçıyoruz biz. Bak çok güzel bir şey. Niye yaşıyorum? Niye yaşıyorsun? Ve sayılı ya. Yani sonuçta gerçekten biliyorum hepimizin değişmeyen tek gerçeği ölüm. Ve çoğumuz aslında insanın en temel varoluşçu felsefeye baktığın zaman da fonda çalışan hep o ölüm zaten. Biliyorum ki her gün biraz daha yaklaşıyorum. Belki bir saat sonra, belki 50 yıl sonra ama yaklaşıyorum. O yüzden de hayattaki asıl soru anlamlı kılabilmek hayatı. Sonra diyoruz ki 3 sene nasıl geçti, 5 sene nasıl geçti, 10 sene nasıl geçti? Çünkü yaşamıyorum ki. Yani hep el alem için koşturuyorum veya el alem ne der diye yaşıyorum. Sürekli olarak bir yarışın içindeyim. Hayat gidiyor. Yani böyle mi yaşamak istiyorsun? O yüzden de şu soruyu belki kendimize sormayı hep hatırlatıyorum. Bir doktora gitsen ve işte bir ay ömrüm kaldı dese sana. Gerçekten bugün üzüldüğün, sıkıldığın şeylerin ne kadarına hala üzülür, sıkılır veya sinirlenirdin? Peki. Yine kadınlarla alakalı soru soracağım. Yine bu erkekleri de ilgilendiriyor ya. İkisi. Mutlaka hayatımızda karşı cinsten biri olmalı mı? Hayır. Ama şöyle cinsellik tarafından bakarsan evet. Yani hem cinsin veya evet, hayatında evet, cinsel evet, enerji olmalı. Evet. Bu net. Yani sonuçta insanın en temel enerji kaynaklarından birinden bahsediyoruz. Evet. Ama illaki evlenmeli miyim? İllaki uzun süreli ilişkim mi olmalı? İllaki 30 yıl boyunca elimi mi tutacak birisi mi hayatımda olmalı? Şu olmalı. Yaşamak istediğim ilişki her neyse onu yaşayabildiğim insan olmalı hayatımda. Ha bu kimisi uzak ilişki sever, kimisi dip dibe sever. Herkesin ilişkiden beklentisi farklı. O yüzden de ideal ilişki diye bir şey yoktur. Herkesin kendi ilişkisi vardır.
Yani el aleme bakarak, uzmana bakarak, arete bakarak, Mehmet'e bakarak, filmlere bakarak ilişki dizayn edilmez. Sen ne yaşamak istiyorsun? O yaşamak istediğin, yaşadığın ilişki, ilişki olur. Ama her zaman da istediğimizi bulamıyoruz ya. Yani dün mesela kızlarla kim konuşuyoruz. Kim öğretti bunu sana? Öğrenim hiç çaresizlik. Hayır yok ya, şey açısından söylüyorum. Şimdi ben, şimdi bayanlar geliyor, görüşüyoruz. Dün işte çok güzel kızlar geldi. Şimdi işte söylüyorlar, biri burnunu yaptırmak istiyor. Burnunda hiçbir şey yok ama yaptırmak istiyor. Şimdi konuşuyoruz, işte birini de bulsam çok güzel olacak. Diyorum ki yani kafana göre birini bulmak var. Şimdi ötekisi de diyor ki nefes alsın yeter Nihan'ın diyor mesela. Herkes hak ettiğini yaşar. İşte yani baktığın zaman. Yani sonuçta eğer sen iyi bir ilişkin olmayacağına inanıyorsan bu dünyalarda iyi bir ilişki yaşama şansın yoktur. Çünkü inandığın şeyi yaşayacaksın günün sonunda. O yüzden de kendi hayatlarımızı kendimize dürüst olmakla başlayacağız. Evet, kesinlikle. Eğer sen inandığın şeyi yaşarsan o insanın olduğunu göreceksin. Yani sonuçta mesela işte hep söylerim, gelir insanlar ve derler ki güvenilir erkek yok, güvenilir kadın yok, öyle erkek yok, böyle kadın yok. İyi de dünyada 4 milyar kadın, 4 milyar erkek var. Asgari konuşuyoruz şu anda. Ya nasıl olmayabilir? Hayatımızdaki 2-3 insanla veya çevremizde gördüklerimizle kendi kalıplarımızı yaratıyoruz. Ve şunu çok söylüyorlar. Evet bir ilişkim vardı. Sonuç işte baktım ki sonuç yine işte yatak odasına dönüyor. Ama bana verdiği değer çok başkaydı. O yüzden olmadı bitti. Bunu diyen de çok fazla var artık ya. Başta değer veriyordu. Başta değer veriyordu. Sonra ilişki işte yatak odasına girene kadarmış. Ondan sonra bitti. Bu da o da var, o da var, o da var. Orada şu var ama her böyle iyi, mesela Cemal Süreyya'nın şiirlerinden copy paste yapıp onu alıyor, yapıştırıyor, onu gönderiyor. Ve o kadar sevgi açız ki birisi bir cümle yazıyor, ne kadar değer verdi bana. Bu kadar basit değil ki. Çoğu söylüyorum. Hayat paylaşmaktır. Ben de hissediyoruz ya onu ama yalana da inanmak istiyoruz. Ama onu yaşamak isteyenler var. Ben de hep şeyi söylerim, yani bu kadar çok insanların duygularıyla oynamaya gerek yok eğer niyet belliyse. O da çok gerçekten gereksiz bir efor ve enerji kaybı. Evin içinde ilişkiler nasıl yaşanmalı? Yani evlendik, okey dışarıdaki gibi değiliz artık yani. Hı-hı. Olduğumuz gibi olacağız. Orada nasıl olmalı ya? Çok inandığım bir şey var, zaten evlenmek isteyen insanlara önce şey denilmeli. 3 ay bir beraber yaşayın, sonra gelin bakalım evleniyor musunuz diye. Çok net söylüyorum, %60'ının geri gelmeyeceğini söylüyorum en az. Sınırlar. Biz hayatın içerisinde bireysel sınırımızı da bilmiyoruz bazen ama ilişkide evin içerisinde görev dağılımı var mesela bizde. Hani kadının yapacağı görevler, erkeğin yapacağı görevler. Ben de diyorum ki hepsi ilişkinin dinamiğine göre şekillenir. Öncelikle ilişki nasıl olmalı kısmından başlıyor, evde nasıl olacağı da çırılçıplak olmalı. Yani hiçbir stratejinin, hiçbir oyunun, hiçbir taktiğin olmadığı şekilde olmalı. Düşünerek eğer biz ilişkiyi sürdürmeye çalışırsak oyunlarla, stratejilerle bu ilişkiden başka bir şeye dönmeye başlıyor. O aradığımız ilişkinin tadını bize vermeyecek bir ilişkidir. Veya işte birinin daha varlıklı olması, birinin daha yoksul olması veya birinin atıyorum CEO olması, yönetici olması, diğerinin kendi işini yapan bir esnaf olması. Bunlar günlük hayatın öğeleri. Ama biz bunları evliliğin içine aldığımızda ki kaçınılmaz olarak giriyor. Ama burada da şeyi sorgularız o zaman. O sınırlar geçildiğinde ne zaman dur diyebiliyoruz. Çünkü örnek, şaka yolunu bile hakaret edemez birisi. Yani eşine hakaret edemezsin. Ama onu bir kere ederse ve sen bunu görmezden gelirsen eğer bir sonraki daha fazla gelecektir. O her sınır geçildiğinde o sınır daha çok geçilerek geleceği için dur demeyi de bilebilmek lazım. O yüzden kendi sınırlarımı, kendi alanlarımı aynı şekilde evin içinde de ya da ben sürekli olarak hizmet eden olmak istemiyorum ki. Yani sürekli bulaşıkları ben mi yıkayacağım, sürekli masayı ben mi toplayacağım, sürekli sofrayı ben mi kuracağım. Küçük ev aletleri miyim ben? Bu şeyi çok sık kullanırım. O yüzden de bunları mesela çok netleştirmek lazım. Ev yaşamış gibi. Aynı zamanda da iki insan aynı evi paylaşıyoruz. Ve iki insan aynı eve girdiğimizde tarzlarımız var. Kimimiz dağınıktır, kimimiz çok tertiplidir. Evet. Kimimiz her şeyi yerli yerinde ister, kimisi çok rahattır, kimisi çok böyle gerilir. Ama işte birbirimize saygı burada önemli. O sınırları birbirimizin sınırlarına saygı duymak oradaki. Evlilikte kalmadı ama artık ya. Kimse evlenmek... Yani şu evlilik çok hangi şeydi. Evlilik? İşte oradaki... Ya işte evet. Hani şimdi baktığınız zaman herkes evlenmekten korkuyor bir kere. Bir çekince yaşıyor. İşte evlendim. Ayrılmak da zor geliyor. Hı hı. Çocuk oluyor bu sefer ama çocuğum var. Şimdi o konu da çok yanlış bana geliyor. Şimdi yapamıyorsan bence bazı şeyleri artısı eksisiyle konup ona göre hareket edilmeli. O kadar çok karmaşık bir düzen var ki insanlar ne yapacağını bilmiyorlar. Ve bu sefer şiddete dönüşüyor. Bayağı şey içimi kararttığını, bayağı bir kötü şeyde gidiyor. Bittik yani. Sonra birini öldürüyor. Hayır. Yani şu şeye geleceğim mesela. Ben kardeşim yapamıyorum, ayrılmak istiyorum. Tamam. Bunu rahatça diyebilmeliyiz yani. Evet. Bu olmuyor mu bizim şu tamam. anda? Bu olmuyor. Zaten sıkıntı bu şimdi. Biz bu olmuyor diyoruz ya. Mesela şunu görüyoruz bir zaman. Bir dakika, bu olmuyor kabul ettiğim anda ben de kendi hayatımda bunu yapamıyorum.
O yüzden de şunun bir farkında olalım öncelikle. Herkes olabilir. Yani herkes beni ilgilendirmiyor. Benim ilişkim, ben orada acı çekiyorum. Ayrılmadığım için ben dipteyim. Ayrılmadığım için veya o ilişkiyi sürdürmeye çalıştığım için belki ben hakarete uyuyorum. Ama herkes, ya saçmalama canım, yani çok iyi kocan var ya da saçmalama canım, yani daha ne istiyorsun işte, paran var, pulun var veya işte yemeğin var ya, çıksan ne olacak, dul olmak ne demek, sen boşanmış olmak ne demek, sen biliyor musun falan. Bir dakika, o zaman da katlanmaya başlıyorsun. Ama istemediğin bir şey yapıyorsun. Ve istemediğin bir şey yaptığın için de yavaş yavaş kendine olan saygın, güvenin de törpülenmeye başlıyor. Bu gerçekten çekilecek bir hayat değil. Bu ilişkiye devam etmek istemiyorsun. O zaman sürdüremezsin. Ha, yani zorunluluktan evet. Sürmez. Sürerse iki tarafı da öldürür. Hayatın akışında, yani hasta eder mesela. Bazen de macera arıyorlar ama. Şimdi bakıyorsun çok güzel bir ilişki var. Şimdi kıza diyorsun ki ya da çocuğa, ne seni rahatsız ediyor? Sevgi bitti. Sevgi bitmedi, heyecan bitti. Sence doğru biter, mudur? Heyecan bitti biter. Diye evlilik bitmesi. Şöyle bir şey. Şimdi onun nereye kadar bitti önemli. Bittiyse biter evlilik. Ya arkadaş değil sen, dost muyuz biz seninle? Evimi paylaşıyoruz. Onu arkadaşsak o zaman bu evlilik değil. Başka bir şey oldu artık. Dolayısıyla cinsellik tek şey olmayabilir. Öyle değildir oradaki ama şu önemlidir. Elbette ki ilk günkü gibi olmayacak. Yani ilk günkü gibi ilişki, o kalbin güm güm atması, ağzından çıkması vesaire evet, olmayacak. Evet. Tamam. Azalabilir. Azalacaktır da zaten. Mümkün değil yani, azalacaktır. Ama eğer şu noktaya geliyorsa, artık hiçbirimize dokunmuyorsak, hani neredeyse artık odaları ayıracak hale geldiysek, o ilişki artık bir dost-arkadaş ilişkisi. Dolayısıyla ya oturup masanın başına geçip, bunu çok açık bir şekilde konuşup, yeniden bir şeyi sıfırlayıp, restart atıp, ilişkiye yeniden başlat tuşuna basıp canlandırmak lazım. Çünkü o bir birikmenin de sonucunda o hale gelir. Onları bir temizlemek lazım. Ya da gerçekten noktalamak lazım. Ama şunu bilmiyor, şunu unutuyoruz. Biz dost kalabiliriz. Yani ayrıldığımız için bir daha görüşmeyeceğiz anlamına gelmiyor. Yani görüşebiliriz, kahve içebiliriz, yemek yiyebiliriz, dertleşebiliriz. Yani sen hayatından çıkmak zorunda değilsin. Ama evli, kocam değilsin, eşim değilsin. Bir noktadayız. Bitmiş bir ilişki bitmiştir. Sürdürülmek her iki tarafı da yok eder. Eşcinsel ilişkilerde de aynı sorunlar yaşanıyor. Sonuçta iki insan bir ilişki yaşarken onlar bir türlü oturmadığına birbirine, yani bizim o dişliler diyelim ona, birbirine geçmediğinde sürekli bir sürtüşme, sürekli bir sorun çıkıyor. O yüzden altın kural hep olduğumuz gibi, istediğimiz gibi ortaya kendimizi koymak ve yaşamak istediğimiz ilişkiyi yaşamak için inat etmek. O zaman inanın bunları bu kadar konuşmak zorunda kalmayacağız. Yaşım geldiği için evlenmeme gerek yok. Aman yalnız kalmak çok kötü bir şey. Aman Desperate Housewives gibi mi oldum demek yanlış. Gerçekten sen nasıl yaşamak istiyorsan bu senin hayatın. Burada başlıyor her şey. Kendinle başlıyor. Peki bir şey daha soracağım size. Siz 3 kere evlendiniz. Evet. Ama dünya aile birliği evet. Sizden evet. Görüş alıyor. Evet. Bak, çünkü, çok güzel. Çünkü az önce söylediğim şey, söylediğim her şeyin arkasında duruyorum. Örneğin dostumla dost olmak için evli olmama gerek yok. Dostumu sürdürürüm ki sürdürüyorum. Ama sonuçta evlilik, aradıklarınızı bulamıyorsanız eğer, başka bir şeye dönüşür. Eğer içeride heyecan tamamen kapandıysa, eğer o sevgi kardeş sevgisine döndüyse artık başka bir şeyden konuşuyoruz. Ve o görüşleri verirken de zaten o görüşler de şu ilginç görüşlerdir. Mesela bir tanesi 2019'daki şeydi. Her yıl 2 hafta ayrı tatil yapmak ve ölümcül bir şey olmadıkça iletişim kurmamaktı. Hemen bizim tayfada şey başladı tabii, yani bizim toplumda. Ve yani gitsin istediği haltı yesin mi? Yani böyle mi bekliyoruz mesela? Eşlerimiz hazır bekliyorlar mı böyle yani? Bir fırsatı hayır bulayım ya, bir da kafa dinlemek daha istiyoruz yani. Bir es vermek istiyoruz orada. Hani bir iki günde olsa evet. Özlemek istiyoruz ya. O ama şey var ya böyle, hani erkek böyle 2 hafta ben onu rahat bırakırsam eğer, o bir halt yer. Bence insanın kendiyle olan güvensizliği o. Aldatmak ne zaten, o ayrı bir konu. Evet, evet. Kaçırmaktan korktuğumuzda aslında kaybedebiliyoruz. İnandığımız şey gerçek olacak. Eğer ben onu kaybedeceğim korkusuyla yaşıyorsam bir gün kaybedeceğim. Bir de kaybedeceğim, bir de şundan niye alıştık, ya şunu niye kabullenemiyoruz ki biz? Her şeyi kaybedeceğim eğer öyle bakarsan. Yani şu anda biz burada oturuyoruz, sağlıklıyız ama sonrasında bir gün elbet hastane odası veya bir şey olacak. Ya da bugün bu koltuk benim, buradayım şu anda ama yarın benim olmayabilir. Her şeye emanet, burası çok önemli. Aa, evet bak. Her şeye emanet. Yani o yüzden eşim de emanet, sevgilim de emanet, sağlığım da emanet, canım emanet. Biz o yüzden sahip olmaya çalıştığımız sürece çok zor hayat. Böyle akıp geçiyor. Şimdi senin işte atıyorum YouTube'una baktığımda, televizyon programlarına baktığımda böyle bir adalet sistemin var. Hani konuşmalarında bunu çok seziyorum. İnanç sistemin çok gerçekten hani şu günümüz ortamıyla değerlendirildiğinde benim çok hoşuma gidiyor.
Senin bir rahiplik okulu bitirmen var. Yani bunlarla bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Yani bak birisi de çok. Evet. Çocukluğumdan beri var. Yani sonuçta doğduğum aileden başlayarak var. O kadar farklı kültürlerin bir araya geldi. Yoksul ama mutlu ama farklı karman çorman bir aile ve bütün bayramları kutlamak, etiketsizlik oradan gelen bir şey. Daha sonra da ruhani tarafta veya spiritüel tarafta da zaten birçok kapıyı çaldım. Birçok kapıdan geçtim. Senin kastettiğin Oxford'da teoloji dönemi. ve arkasından o sonra uzak doğu felsefesi, ondan sonrasında ezoterizm. Bu hep bir yolculuk. Şunun farkında olmak önemli. Eğer inançlı bir insansam eğer, aslında her bir yol aynı odaya açılan farklı kapılar. Hangi kapıdan yürüdüğünün bir önemi yok. Önemli olan o oda. Ve o odada da sen oradansın, sen buradansın diye bir şey yok. Nereden varıyorsan var. Sen tünele çık da çukurdan, ister merdivenle çık, ister tırmanarak çık, ne kullanıyorsan onunla çık. İstersen bidonları üst üste diz çık, oraya gel yeter ki. O yüzden de insan zaten eşit. Cinsiyette de öyle, yani eril dişi olarak konuşmuyoruz. Toplumsal cinsiyeti konuşuyoruz biz başından beri. Evet. Ve o toplumdan topluma değişir. O kavramlar toplumdan topluma değişir. Eğer bizim çocukluğumuzda annemle babamın üçer tane eşi daha olsaydı eğer, biz bugün ne konuşuyorduk acaba? Yani sonuçta bunlar toplumsal meseleler ve dönüşüyor. Ama insanda bir de kendi doğası var. İkisi böyle çarpıştığında hayatın zorlukları. Oraları aşmaya çalışıyoruz. Evet. Aletciğim çok teşekkür ederim. Çok güzel bir sohbetti gerçekten. Güzellik konuştuk, toplumdan konuştuk, kadın erkek ilişkilerinden bahsettik. Benim sana çok güzel bir hediyem var. Alabilir miyim? Neyle ilgili? Güzel bir bakım spreyi bu. Saçla alakalı. Tamam, saçlarla evet. ihtiyacım var. İçerisinde yoğun hyaluronik asit olan, TB500 olan, bunu niye böyle söylüyorum? Çünkü hyaluronik asit saç diplerimizi besleyen ve nem veren bir etken madde. O yüzden saçına çok iyi geleceğini düşünüyorum. TB500 saç köklerini yapılandıracak ve dökülmesini engelleyecek ve bir takım yağlar var. Şöyle vereyim, bizim Kleopatra Gençlik İksiri'nin saç serisi bu da. İnşallah şifa olsun sana. Güzel günlerde kullanmak dileğiyle. Çok teşekkür ederim tekrardan. Keyifle. Güzel bir günde tekrar görüşmek üzere. Hepinize sevgiler, saygılar. Hoşça kalın.